Bazen koruma, bu krallığı bazen evlat, bazen koruma, dövüştürenler gidiyor zoruma, elime geçirsem götür. Arkadaşlar hepinize merhaba, yeni bir videoyla daha beraberiz. Bu videomuzda size iki Dogo Argentino, bir Pitbull kısa bacak staff tanıtmaya gidiyorum arkadaşlar. Furkan kardeşimizin köpeği, köpekler çok güzel, çok bakımlı, çok temizler. Her neyse, şimdi uçan tenekeye biniyoruz arkadaşlar. Uçan tenekeyle çekimli yerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yola çıktım. Berbat bir sıcak var. Direksiyonu zor tutuyorum. Yemin ediyorum ikide bir ellerimi değiştiriyorum. Araba yanıyor yanıyor. İzmirliler, Allah yardımcınız olsun. Köpeklere dikkat edin. Günde bir kere ıslatın köpekleri. Ben az önce çıkmadan önce hepsini güzel ıslattım. Soğuk buz gibi. Serinlettim onları ki çok kötü. Bak yemin ediyorum şu an araba yanıyor. Allah'ın izniyle bir kendimi sağ salim oraya atayım, şu arabadan ineyim, başka bir şey istemiyorum zaten. Benim uçan teneke ittir kaktır gidiyor, biliyorsunuz zaten. Her neyse, oraya gidiyorum. Oradaki dogolarla, Furkan'la tanışacaksınız. Furkan çok iyi bir çocuk. Dogoları çok güzel, kaliteli dogoları var. Misha'yı tanımıyorum, Misha Pitbull. Onunla tanışmadım, Allah elim ya. Lan ananı. Arkadaşlar çok sıcak, direksiyonla mücadele edeceğim. Evet arkadaşlar, Güzel İzmir'imin Güzel Burcası'nın Hasanağa bahçesine geldim. Şimdi Furkanlarla buluşacağım. Furkan kardeşimle buluşacağım. Yani nerede olduklarını bilmiyorum. Otoparkın oradayım dedi. Furkan, geldim ben otoparka abim. Bulamıyorum seni. Sen görüyor musun beni? Neredesin söyle. Heh, gördüm. Evet arkadaşlar, şu an Furkan kardeşime doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, gel şöyle gölgeye. Oğlum neydi bunun ismi? Boyka. Boyka? Aslan oğlum benim. Arkadaşlar Boyka geldi. Şu an biraz tedirginim, o yüzden böyle. O da Allah, 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 Allah. Gel buraya, buraya gel. Gel tamam. Tamam, Boyka. Kokuları aldı abi. Evet, senden. Kokuları aldı benden. Arkadaşlar. Hayır. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar gel, görüyorsunuz. Bakayım. Bir anda tanımadığım aslan gibi köpeklerin içine giriyorum. O yüzden biraz tedirgin oluyorum Boyka. Aslan oğlum benim. Haydi gelin. Yakışıklı bakalım. Çocuk. Misha. Misha. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan'ım. Nasılsın kardeşim? Şükür hamdolsun. Arkadaşlar Furkan. Aşıçen. Aşıçen. Furkan'la da Hasan Ağa bahçemizde burada. Köpekleri gezdirmelerimizde. Bu arada Boyka bana salça olmuş durumda arkadaşlar. Boyka bana salça durumda. Ah evet oğlum, aslan oğlum benim. Arkadaşlar, her zamanki gibi dogolarla beraberiz. Zaten buluttan filan dogolara aşikarsınız Sultan'dan. Bu oğlumuz Boyka. Boyka dur bir tanısınlar seni. Evet, bu oğlumuz Boyka. Boyka kaç aydır? Şu anda 2,5 yaşında. 2,5 yaşında, evet. Maşallah çok güzel, çok kaliteli bir dogo. Kızımız? Hera, o Hera. Da 2 yaşında. Kızım, 2 yaşında. O sinekleri çok sever. Evet arkadaşlar, bir de elinde Misha var. Ver onu ben çekeyim, sen tanıt onu da. Misha otur. Misha'mız da 8 aylık bir pitbull. Evet. Sevdiğimiz bir abimizin köpeği. Birazcık hırçın bir hanım Misha. Sert mi? Bayağı bir sert. Son zamanlarda baş edememeye başladılar kendisiyle. Sana devir mi ettiler, bakıyor musun? Yok, geçici olarak birazcık sakinleşmesi için insancıllar, ya insancıllar zaten, insanlarla ilgili hiçbir problemleri yok. Hani sosyalleştiriyorsun. Sosyalleştiriyorum. Kedilere karşı çok şeyli, hırçınlı. Kedilere karşı hırçınlığımızı kestik tamamen. Köpeklere karşı da şimdi mesela Boyka ile Hera ile de ilk başta hiç anlaşamıyordu. Şimdi evin içinde çok rahat bir şekilde birlikte bırakabiliyorum. Sorunları kalmadı.
Yani dışarıdaki köpeklere karşı da biraz yavaş yavaş artık sakinleştiriyoruz yani. Ilımlı olmasını sağlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar Furkan'a kavuştuk. Furkan iki dogo, bir pitbull'u birlikte beslemeyi başarabilen, aynı evin içinde başarabilen nadir arkadaşlarımızdan biri. Furkan'ım anlat, köpeklerini anlat, kendini anlat bakalım. Valla abi şöyle bir durum var. Boyka şu anda köpeklerin içerisinde, açık konuşmak gerekirse bana ait olan tek köpek Boyka. Misha'yı sahiplendim, yeni sahiplendim. Tamam. Çok sevdiğim bir abimden sahiplendim. Misha anlattığım gibi işte çok hırçın bir köpekti. O hırçınlığından dolayı baş edemediler. Böyle bir şey hani dediler, sen yaparsın, sen edersin. Ben dedim elinden geleni yaparım. Aldım. Çok şükür. Bu arada ama böyle bir şey yapalım mı? Şimdi anlatıyoruz ama konuyu Misha'dan açtık. Misha'yı alalım. Misha'yla mesela öyle gel, yapalım. Madem sıkılmasın izleyiciler. Misha. Gel. Misha. Gel. Hayır Boyka. Sen değil. Boyka. Hayır dedi. Evet arkadaşlar, Misha geldi. Güzel kızımız geldi. Gel kızım. Dediğim gibi abi işte Misha çok sıkıntı yapmaya başlamış son zamanlarda. Kedilere, köpeklere, dişi erkek fark etmeden. Birkaç kere kedi boğmuş. Ben de bu konuda çok hassasım. Yani kendi köpeğim, karşı tarafı sahibi köpeği olsun, sokak köpeği olsun hiç fark etmez. Cana değer veriyoruz yani hepimiz. Benim o durumlar için bir lafım var. Takipçilerim bilir değil mi arkadaşlar? Eğer bunlara bir şey olursa sen ben anında gidip tedavisini yaptırabiliyorum. Aynen öyle.
Ama bir sokak köpeğine, bir kediye, bir yara bere ya bir şey olduğu zaman onlar tedavi ettirecek kimse yok arkadaşlar. Sahip çıkacak insan yok. Yok, onlar yarasıyla baş başa kalacak. Evet Mişa arkadaşlar, Mişa'yı kısa bir tanıdık. Şimdi Mişa'yı gönderelim. Hadi gelsin. İkinci köpeğimizi hadi alalım. Mişa. Benim aslan oğlum geldi arkadaşlar. Otur oğlum. Benim yakışıklım otur. Geldi. Otur. Otur gel bakalım buraya. Buraya gel. Otur. Aferin oğlum. Evet arkadaşlar, Boyka da maskeli diye, korsan diye adlandırdığımız dogolardan. Otur. Zaten. Aferin. Evet arkadaşlar, Boyka'yı anlatıyor şey size. Boyka ile bizim çok farklı bir hikayemiz var. Açık konuşmak. Sen gerekiyor. Devam et. Sen bir gel bakayım bana. Gel. Sen devam et, devam et. Kalk. Kalk şuraya bir gel bakayım. Hop yap. Tamam kalsın öyle. Gel hop yap. Aferin oğlum. Otur. Gel abi gel. Hallettik tamam. Hı. Yat oğlum buraya. Yat. Hadi yat. Ha, rahat rahat otur. Evet. Boyka'yı ben sokaktan buldum. Yaklaşık 2 sene önce. Bildiğin sokakta buldun. Aynen öyle. Allah sokakta Allah. Sokakta buldum. Yaklaşık işte 2-2,5 seneye yakın oldu. 5-6 tane sokak köpeğinin arasından aldım. Çok uğraştım. Bakım sıkıntım vardı. Yer sıkıntım vardı. Ona rağmen bırakmadım ama vazgeçmedim. Bugünlere geldik yani çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Boyka aslan gibi arkadaşlar. İlk görüşte tırsıyorsunuz biraz yani kıçınız böyle 3,5 atıyor. Ama ne kadar insancıl ne kadar şey olduğunu çok gördükten sonra aslan oğlum. Gördükten sonra bütün ön yargılarınız kırılıyor. Zaten biliyorsunuz Pitbull Krallığı Türkiye'nin amacı ne? Bu köpekleri, dogolar, pitler, bulliler, ne bileyim bu tarz ırkların kötü olmadığını, sevecen olduğunu sadece... Gel buraya. Hoppa! Gel. Sadece gel olduğu ya o ellerin kötü olursa kötü sonuçlar olacağını göstermek istedik. Diğer köpeğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Hera da bir dogo Arjantin. Hera'nın öyküsü nasıl? Hera'yı biraz daha Hera'nın anlat. Öyküsü Hera benim akrabamın köpeği, kuzenlerimin köpeği. Boyka ile Hera birlikte yaşıyorlar. Normalde işte yani ev ortamı uygun olmadığı için bahçede kalıyorlar bizim güzel bahçede. Akrabalarımın yazlığı var. Müstakil bir daireleri var bahçeli. Bahçede yaşıyorlar yani. Aynen genellikle orada yaşıyorlar. 2-3 ayda bir işte alabiliyorsam imkanım oldukça, zamanım oldukça, fırsat buldukça alıyorum yanıma. 20 gün, 1 ay kalıyorlar bende. Ondan sonra gidiyorlar tekrardan. Hera ama inanılmaz derecede insan canlısı, hayvan canlısı. Mesela Hasana bahçesini bilen varsa her akşam, her sabah Hasana bahçesine çıkarız. Hera'yı ben asla tasmayla gezdirmem. Çok güzel. İnsanlar olsun, hayvanlar olsun hiçbirine karşı böyle bir şeyi yok yani. Ters yaklaşım yok. En özgürümüz o. Çok güzel. Tılsımlı kızımız bizim. Çok güzelsin tatlı kızım benim. Hasan Arda da çok ilgi topluyor yani. Çok güzelsin tabii. Ya işte arkadaşlar hani köpeğin düzgün olması sizin de itibar görmeniz demek. Aynen öyle. Hani bir köpek hırçın olduğu zaman zaten kimse tırsıdan yaklaşamıyor. O köpeğin de bir muhabbeti kalmıyor yani. Tabii öyle oluyor. Ha. Yani Hera'yı tanıyanlar bana beni tebrik ediyorlar. İşte tebrik ederiz seni. Çok güzel köpek eğitmişsin. Çok güzel işte bakmışsın. Köpek ne kadar güzel insan canlısı. Normalde tehlikeli olarak biliniyor bunlar. Yani bu şekilde yetiştirirsek köpeklerimizi bu halkın üzerindeki ön yargıyı kırmış oluruz yani. Evet. Bu ırklara karşı çok ön yargılı oldukları için çok şükür o ön yargıyı ben köpeklerim sayesinde kırıyorum yani. Ben de videolarımda kırıyorum. Zaten bu son videomda yeni bir köpek aldım ben. Gördün mü bilmiyorum. 20.000 TL'lik bully diye. Aynen. Onunla ben bir merkezi yerlerde dolaştım. İnanılmaz tepkiler aldım arkadaşlar. Ama herkesin tepkisi o kocaman cüsseli köpeğin o kadar insan içinde sakin bir şekilde dolaşmasıydı. Herkes buna şaşırdı. Herkes buna yani şey oldu. Böyle o ön yargıyı yıkacağız yani. Ne mutlu bize ki işte abi. Bu şekilde sıcakkanlı köpekler yetiştirebiliyoruz. Arkadaşlar, dikkat etsin buna yani. Burası Furkan'ın kendi özel odası, köpeklerini ayırdığı odası. Burada Furkan köpekleriyle zaman geçiriyor. Köpekleriyle zaman geçiriyor. Oyun oynuyoruz. Balkonlarında. Balkon bizim oyun yerimiz. Tabii ki yani 3 köpek bir aynen evin içinde biraz sorun olabileceği için. Boyka. Onlar daha dışarıya doymadıkları için. Evet, evet. Evet arkadaşlar, Furkan'ın odası. Çok daha
abi. Evet, köpeklerimizin maması. Bekar odası işte. Bekar odası. Aynen. Hacı, bu kum tuvalet şeyi mi bu? Kum, abi kedim de var benim. He, bakıyorum köpeklerle alaka kuramadığım için o yüzden. Kedim de var. Kedim mesela şu anda arkadaşım da çok kız arkadaşım aldı. Gelecek ama birkaç güne kadar nasipse. Hem Mişa'nın kedilere karşı dediğim gibi ön yargısını böyle gerginliğini şey yapıyoruz, yatıştırıyoruz. Mağazlıkla. Bir şekilde. Yani birazcık. Boyka'yla, Hera'yla hiçbir problem yok. Problem yok. Onlar neredeler? Birlikte uyuyorlar. Benim, Hera burada. Boyka, benim, gel oğlum buraya. Benim. Haydi. Orada bir koku var. Onu ben de bulamam. O poşeti ben de bir açacağım, bakacağım içine. Evet, ama o özellikle ona takılıyor. Özellikle her şey. Dogo Arjantinolar avcı oldukları için. Aynen, arkadaşlar kokulara hassaslar. Aynen. Evet arkadaşlar, evde böyleler. Mutfak, hayır. Aferin. Evet. Evin her köşesinde zaten direkt kapıya yoğunlaşıyorlar. Tabii dışarıya doymadık. Dogolar enerjik, Furkan. Tabii. Ben mesela bir akşam saat 9'da çıktım. Akşam 21 diyelim. 21'de çıktım. Gece 2'de eve döndüğüm zaman Bulut'u, teras var benim. Terasa koydum, kapıyı kapattığım gibi avlamaya başladı. Aynen öyle abi. Oğlum biz yorulmaz mısın lan sen? Yok abi ya. Sen yorulmaz mısın lan? Akşam 7.30, 8'de çıkıyoruz. Gece 12, 1, 2, 2'leri buluyor yani. Hani aynen, bıraksan aynen daha oynayacaklar. İnşallah oynarlar bunlar. Bunlar sıcaktan bunlar dolayı diller dışarıda ama enerji bitmiş anlamına gelmiyor yani. Asla enerjinin bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Aşk böceğim benim. Heram. Gelsin. Gel. Haydi bakalım. Gelin buraya. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geliyorum. Abi çok teşekkür ederim. Furkan'a bize bu estağfurullah, ricam olur. Bu güzellikleri bu şekilde yetiştirdiği için, baktığı için, emek verdiği için Furkan'a kucak dolusu teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Furkan'ım, var mı söyleyeceğim bir şey takipçilerimize? Abi. Bir Pitbull Krallığı takipçisi olarak. Yani ben bunu her yerde her zaman dile getiriyorum. Birazcık aslında şey, bir laf diyorlar, eskide kalmış bir laf diyorlar ama kötü köpek yoktur abi. Kötü sahip vardır. Kanalımız için ne diyorsun Furkan? Abi kanalımızı takip ediyorum. Herkesin de takip etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel köpeklerimiz var. Çok güzel videolarımız çünkü var. Çünkü bizim kanalımızda doğallık var. Siz aynen varsınız. Aynen. Gerçek kesitler var yani. Biz aynen muamele yapmıyoruz. Bizim kalbimiz Türkiye, Pitbull Krallığı Türkiye kapısı herkese açık arkadaşlar. Mevlana ne demiş? Gel ne olursan ol yine de gel. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Furkan, görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi.